Merhaba sevgili izleyiciler, sektörlere yönelik yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Biz de sektörleri mercek altına almaya, ışık tutmaya tüm hızıyla devam ediyoruz. Şimdiki durağımız ise Sakarya Akyazı. Akyazı'da inşaat sektörüne yönelik hizmet veren bir marka ismi Akyazı İnşaat'a konuk oluyoruz. Yanımızda firmamızın sahibi Sayın Rahmi Bütün ile birlikteyiz. Merhaba Rahmi Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sizler de iyisiniz inşallah. Sağ olun. Biz de çok iyiyiz. Sizleri gördük. Daha iyi olduk. Ailenizi de yakından tanımış olduk. Bu anlamda biz teşekkür ediyoruz bizi ağırladığınız, konuk ettiğiniz için. Şimdi tabii ki hizmetlerimizle ilgili birçok bilgiyi alacağız ama öncelikle sizi tanıyarak başlayalım. Rahmi Bütün kimdir? Rahmi Bütün 1964 yılında doğumlu. Akyazılı yerli vatandaşlarından birisi. Esnaflık yapıyoruz Akyazı'da. Ve çok uzun yıllardır esnaflık yapıyoruz. Sanayide sanayici olarak esnaflık yaptık. Depremden önce hasbelkader inşaat işine başladık. Biz başladık. Bir yıl sonra deprem oldu. O depremin sarsıntılarıyla hala gidiyoruz bugüne kadar. Geldi çok şükür. Ama her zaman halkın yanında olduk. Her zaman halkla beraber. Öyle değil mi? Her zaman halkın içindeyiz. Zaten ayrılmak mümkündür düşünüyorum. Bizim sıkıntılı dönemlerimiz oldu depremden dolayı. Evet. Ama bunların hepsinin altından rahatlıkla kalkabildik elhamdülillah. Tabii. İnşaat sektöründe bir marka oldu diyebiliriz yani şu anda burada. Özellikle Akyazı'da şu an bir markayız zaten. Evet. Bu anlamda da çok büyük projelerimiz var. Yapmış olduğumuz projeler. Onlara geleceğiz ama özellikle inşaat sektörüne girmenin sebepleri neydi? Biraz onlardan bahsedelim sevgili izleyenlere. Ben değişiklikleri seven bir insanım hayatımda. Rutin olarak aynı şeyleri yapmaktan uzun süre zevk almıyorum ben. Değiştirmek ihtiyacı hissettim böyle değişik sektörlere girelim diye. Ama dediğimiz gibi işte hep sıkıntılı zamanlarda deprem oldu, krizler oldu ama zor günlerde aşılan günler sonraki günümüzdeki günleri kolaylaştırdı, rahatlattı. Tabii bilgi birikim deneyimde olunca. Bundan sonra tecrübe, bu zamana kadar gelen yaklaşık 20 yıllık bir tecrübemiz oldu bu konuda. Onu değerlendirip halkımıza hizmet etmek düşüncesindeyiz. Tabii ki profesyonel bir kadroyla hizmet sunuyoruz ama şu anda dediğim gibi aslında inşaat sektöründe lider olmak, bir marka olmak çok kolay bir şey değil. Çok büyük emek isteyen, çok büyük sabır isteyen bir olgu aslında ama siz bunu başardınız. Sizce başarının sırrı nedir? Biz önce kendimizden fedakarlık yapmasını öğrendik. O düsturda hareket ettik. Para kazanmak hiçbir zaman birinci önceliğimiz olmadı. Hizmetimizi yapalım, para arkasından gelir diye düşündük. Bunu da elhamdülillah oturtturduk yani. Şu çünkü anda güven olgusu denilen bir olgu var ki kolay kolay oluşmayan bir şeydir bu. Ama Akyazı inşaat olarak o güven olgusunu da sağlamış olduk. Evet. Öyle değil mi? İşte zor dönemlerden geçerken yolda kalmamanın rahatlığını şu günlerde yaşıyoruz elhamdülillah. Evet, aslında halkımızı yani zor durumda bırakmamanın faydalarını yaşıyoruz. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır desek yani yeterli olur mu bilmiyorum. Ama daha güzel, her zaman daha güzeli yapmaya uğraştık. Daha iyi sunmak yapmaya için çalıştık. Değil mi? Yaptığımız her işi geliştirerek bir şey yapmaya çalıştık. Bize halkımızın da desteğiyle, arkadaşların birlikleriyle güzel bir şeyler çıktı meydana, inanıyoruz yani. Daha güzel şeyler yapacağız inşallah. İnşallah. Şu anki yapmış olduğunuz projeler neler? Hazırlık aşamalarımızda şu anda 3-4 tane yerde ayrı ayrı inşaatlarımız var. Konut olarak değişik sektörler de düşünüyoruz şu anda. İnşaat sektörünün değişik sektörü ama şu anda biraz erken, daha açmak istemiyorum yani. Biraz daha çalışmalarımız olacak. Hedefler de var ama farklı projeler değil mi? Güzel hedeflerimiz var. Akyazı'ya yakışan güzel şeyler yapmak istiyoruz. Yakışan da odur zaten inşallah, bize nasip olur yani. Çok teşekkür ediyorum bizi ağırladığınız, konuk ettiğiniz için. Son olarak Türkiye'den ve Avrupa'dan bizi izleyen değerli izleyenlere neler söylemek istersiniz? Akyazı güzel bir yer. Daha da güzel günler bekliyor Akyazı yatırım yönüyle. Gayrimenkul pazarı yönüyle güzel bir bölge. Şu anda fiyatları mesela değerini bulmuş değil yani. Yatırım yapmak için güzel bir bölge olarak biz düşünüyoruz. Dışarıdaki vatandaşlarımıza, kardeşlerimize, arkadaşlarımıza, abilerimize
Akyazı'ya yatırım yapmalarını tavsiye ederiz.